Selamlar sevgili dostlar, yeni bir sorun çözüm videosuyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki uzun süredir böyle sorunlarla ilgilendiğim videolar atmıyordum. Fakat tekrardan özel birinin fikriyle böyle bir video atmaya karar verdim arkadaşlar. Sizlere bu videoyu çekmemin amacı budur. Duydum ki birkaç arkadaş böyle mouse'unun çalışmadığı sorununa yakalanmış ve bilgisayarınız açıldığı zaman mouse imleciniz ortada kalıyorsa veya mouse'unuz hiç yoksa veya mouse'unuz çalışmıyorsa öncelikle sizlere birkaç yapmanız gereken adımdan bahsedeceğim. Bunları yaptıktan sonra sorunumuzu çözmeye geçeceğim. Fakat sizlere videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, fedailer Discord sunucumuza katılarak bizim ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Yaklaşık 1200 kişi olduk Discord sunucumuzda. Her gün 100'ün üzerinde aktif görüyorsunuz ki kitlemiz mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizler de Discord sunucumuza katılıp bizim fedailerimizden biri olabilirsiniz. Fedai olmak herkesin harcı değildir. Fedai olmak çok büyük bir ayrıcalıktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. FIFA Online 4 kanalıyız. FIFA Online 4 ile FIFA ile ilgili birçok içerik paylaşıyoruz ve Discord sunucumuzda FIFA ile ilgili promosyon kodları ve kadro paylaşımı adlı bir bölgemiz bulunmakta. Bizim takipçilerimiz burada bizimle kadrolarını paylaşıyorlar, çıkarttığı oyuncu kartlarını paylaşıyorlar. Arkadaşlar, kısa bir reklamımız olacak. YouTube'a Haktan Çetin yazıp en baştaki kanalıma girip bana abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda aylık sadece 2,5 TL'ye katılabilirsiniz. Ve son videoma girip like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum, desteklerinizi bekliyorum. Sizler de bizim ailemizin bir parçası olmaya ne dersiniz? Bence olmalısınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Öncelikle yapmamız gereken ilk adım arkadaşlar, bir mouse'unuzu çıkarıp farklı bir USB noktasına takın bilgisayarınızın veya aynı USB yerine çıkarıp tak yapın. Tekrar çalışmadıysa arkadaşlar, mouse'unuz kablosuzsa bir pilini kontrol edin. Pili bitmiş mi bitmemiş mi diye. Eğer sıkıntı bunda da değilse arkadaşlar, büyük ihtimalle sürücülerimiz güncel değildir. Fakat sizden şunu yapmanızı istiyorum. Mouse'unuzu farklı bir USB aygıtına taktığınız zaman çalışıyor mu? Bunu bir deneyin. Çalışmıyorsa mouse'unuzda büyük ihtimalle bir sıkıntı olacaktır. Demek ki mouse'unuz bozulmuştur. Sonuçta elektronik aletler bir ömürleri var. Hepsi bir zamanda bozulacak. Eğer başka bir aygıtta çalışıyorsa, bu aygıtta çalışmıyorsa sıkıntımız sürücülerde demektir. Sürücülerimizi güncellememiz gerekiyor. Öncelikle hemen sürücülerimizi güncellemeyi yapalım. Windows arama çubuğundan arama kısmına geldiğimde buraya aygıt yöneticisi yazıyorum arkadaşlar. Ve aygıt yöneticisine giriyorum. Gördüğünüz gibi burada fare ve diğer işaret aygıtları var. Ortanın biraz üst kısmında bulunuyor. Yanındaki ok işaretine tıkladığım zaman aşağıda IAC uyumlu fare diye bir bölme geldi. Bu sizde ismi farklı olabilir, herhangi bir şey olabilir. Her mouse'a göre değişiyor tabii ki. Sizler mouse'unuza geliyorsunuz, burada uyumlu fare kısmına iki defa tıklıyorsunuz. Böyle bir kısım açılıyor. Sürücü kısmına geldiğiniz zaman sürücüyü güncelleştir demeniz gerekiyor. Sürücüyü güncelleştirmek için otomatik arayabilir ve otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz. Veya el ile deneyip, bu olmazsa el ile deneyip bilgisayarındaki sürücüleri göz at deyip, bilgisayarında kullanabilir sürücülerin listesini aç deyip buradan IAC uyumlu fare kısmına tıklayıp sonraki dediğiniz zaman bakın mouse'um yok olacak. Pardon, benim zaten sürücülerim güncelleştirilmiş, pardon. Sizde mouse'unuz yok olacak, hareket etmeyecek, zaten hareket etmiyor. Sürücüler güncelleştirildi dedikten sonra aynı bana dediği gibi şu yazıyı aldıktan sonra bakın başarıyla güncelleştirildi dedikten sonra mouse'unuzu kullanabileceksiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Peki abi iyi hoş diyorsun da ben diyorum mouse'um bozuk, sen diyorsun gel tıkla gel yaz. Arkadaşlar klavyeden de yapabilirsiniz. Tab tuşuna bastığım zaman iyi bakın tab tuşu aşağıda görüyorsunuz zaten. Sol başlangıç kısmına bir kare geldi. Zoomlamışımdır zaten görüyorsunuz. Tekrardan taba bastığım zaman arama butonuna geldik. Enter'a bastım ve aygıt yöneticisi yazıyorum arkadaşlar. Allah, mouse'la tıklayacaktım. Aygıt yöneticisi yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Enter'a bastım ve bu kısım geldi. Tekrar taba bastım. Ok tuşlarıyla aşağı iniyorum. Bakın fare ve diğer aygıt işaret aygıtlarına geldiğimde ok tuşunu açmak için, şu solunda gördüğünüz oku açmak için bakın sağ yön tuşuna bir kere basıyorum açılıyor. Sol yön tuşuna bastığımda da kapanıyor arkadaşlar. Sağ yön tuşuna basıyorum, tekrar aşağı yön tuşuna basıyorum ve enter'lıyorum arkadaşlar.
gördüğünüz gibi. Sürücü kısmımızı açtıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bir ekranla karşılaştığımız için tab tuşuna bir kere bastım, tekrar bastım ve tekrardan bastım. Genel tuşunun üstünde görüyorsunuz şu an zoomladım. Bir kare işaret çıktı. Sağ yön tuşuna basarak sürücü kısmına geldim. Sürücü kısmına geldikten sonra tekrardan tab tuşuna basarak sürücüyü güncelleştir yazısının üstüne geldikten sonra enter'a basıyorum arkadaşlar. Ve buradan sürücüleri otomatik olarak ara veya bilgisayarımdaki sürücülere göz at. Her ikisini de deneyebilirsiniz. Önce üsttekini deneyin, otomatik olarak arasın, güncellesin. Sorunuz çözülürse ne hal? Eğer sorunuz çözülmezse aşağı kısma geliyorsunuz. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at diyorsunuz ve enter'lıyorsunuz. Arkadaşlar kısa bir reklamımız olacak. YouTube'a Haktan Çetin yazıp en baştaki kanalıma girip bana abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda aylık sadece 2,5 TL'ye katılabilirsiniz. Ve son videoma girip like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan tab yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kare olarak bilgisayarındaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver seçeneğini işaretledim ve enter'ladım. Buradan tekrar tab'a basarak IAC uyumlu fare kısmına geldim ve sonraki diyerek güncelleştirdim. Kapattım. Mouse'um da geldi zaten onu yaptıktan sonra. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bunlarda olmazsa mouse'unuzda büyük ihtimalle bir problem vardır veya pili bitmiştir. Kablosuzsa, kablosuz değilse bir kablolarını kontrol edin. Bakın kopukluk var mı? USB girişi bozuk mu? Herhangi bir şey yoksa büyük ihtimalle mouse'unuzun ömrü bitmiş olacaktır. Sonuçta dediğim gibi elektronik aletler. Eğer otomatik olarak güncelleştirilmemiş sürücülerinizi bulmak istiyorsanız Driver Booster adlı uygulamayı gezginler üzerinden indirerek arkadaşlar sizler de Driver Booster programına sahip olabilir ve güncel olmayan driverlarınızı anında güncelleyebilirsiniz. Videom buraya kadardı. Umarım yapabilmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana like atmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuzda özel içerikler paylaşıyoruz. İnternet sitemizde de mouse'unuzun çalışmamasıyla ilgili bir yazı paylaşacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorumlar kısmından linke tıklayarak internet sitemi de ziyaret edebilirsiniz. Toxicplayer.net adlı bir internet sitemiz var. Emre Hakan Söyler ve Haktan Çetin yani ben kurmuş olduğumuz ortak bir site arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kırmızı tuşa basmak hiç zor değil. Basın, abone olun, fedai olun, esen kalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you